Jandarme werden äußern, Kaiser! Çanakkale Savaşı'nın en hızlı olduğu günlerdi. Türkiye'nin her yanından vatan müdafasına katılmak için kafileler halinde gelen gençler Çanakkale'ye ulaşmakta. Eğitim ve teşhisatı tamamlandıktan sonra cepheye gönderilmekteydi. Yüzbaşı Sırrı Bey ikindi vakti yeni gelenlerle teftiş etmekteyken dişlerinden birinin saçının bir tutamının kınalanmış olduğunu görür ve takılır. Hiç erkek kınalanır mı? Yozgat'ın sorgun kazasının Karayakut köyünden cepheye gelen El Hasan cevap verir. Buraya gelmeden önce anam kınalamıştı komutanım der ve nedenini bilmediğini söyler. Komutanın isteği üzerine nedenini öğrenmek için anasına mektup yazar. Ayrıca mektubunda anacığım kardeşlerimi askere gönderirken saçlarına kına koyma. Zabit efendi bana sordu. Cevap veremedi. Kardeşlerim de cevap veremeyip mahcup olmasınlar. Arkadaşları da kınalı kuzu diye eğlenmesinler. Savaş bütün hızıyla devam etmektedir. Kınalı Hasan da cephededir. Göğüs göğüse çarpışmalardan birinde yaralanır. Cephe gerisini alırlar. Kocadere bölgesindeki sargı yerine getirirler. Fakat Hasan tedavi göremeden ruhunu teslim etmiştir. Şehit olmuştur. Şehitlerin kimlik tespitini yaparak defnetmekle görevlidir. Zabit Namzeli Efendi, Mehmet Efendi, Kral Hasan'ın üzerine aradığında anasından gelen mektubu bulur. Anası mektubunda, "Ey gözümün nuru Hasan'ım, söyle Zabit Efendi'ye bizim buralarda üç şeye kına yakılır. Koça kına yakılır, Allah'a kurban olsun diye. Geliye kına yakılır, evine, ocağına kurban olsun diye. Askere giden gençlere kına yakılır, vatana kurban olsun diye. Ben de seni evlatlarımın arasından vatana kurban ederim. Onun için kınalarım. Gözlerinden hasret öperim der. Zabit Namzedi Mehmet Efendi ve yanımdaki diğer nefeller için zaman durmuştur artık. Şehit Kınalı Hasan önünde saygıyla eğilirler ve son görevlerini yerine getirirler. Tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Arz edin.